Burada gördüğünüz objeler, işte o İstanbul'da kuruluş aşaması olan 1842 yılından başlayıp hatta daha da evveliyatı da var, daha eski objeler de var. Bilimsel veteriner hekimliğin hemen tüm aşamalarını içeren objeler, yani 180 yıllık tarihini içeren, 180 yıllık tarihini anlatan objeler. O nedenle eşsiz, bütün hepsi eşsiz. Müze objelerini zenginleştirmeye devam ettik. Eşsiz objelerin peşine düştük. Ve ilk başta adres kendi kampüsümüzdü. Çünkü burada gelmiş olduğunuz kampüs de çok tarihi bir kampüs. Binalarımızın çoğu Alman yapımıdır. İlk başta buradaki ana bilim dallarının bodrumlarına, depolarına baktık ve inanılmaz bir obje sayısıyla karşılaştık. O objeler içerisinden seçerek aldığımız objeleri müzemize getirdik ve bunun yanı sıra sahaflardan da birçok obje ve arşiv belgesi araştırmamız oldu. Türkiye'de kendi alanındaki tek müze. Yani hem isim olarak tek, yani Türkiye'de başka bir veteriner hekimliği tarihi müzesi yok. Hem de eşsiz objeleriyle tek, Türkiye'de böyle bir müze yapılması şansı da yok. Veteriner hekimliğinde kuruluşundan bu yana kullanılmış olan objeler var. Yani veteriner hekimlerin laboratuvarlarda ya da kliniklerde ya da ofislerinde kullanmış oldukları ya da sahada, çünkü bağışlarla saha veteriner hekimleri de bize objeler gönderdiler. Bu objeler var. Çeşitli bölümlerde onları sergiliyoruz. İstanbul'daki kuruluş aşamasındaki okula ait malzemelerden buraya gelen çok özel arşiv belgeleri ve objeler var. 1842 yılında bu okulu kurmakla görevlendirilmiş olan Prusya'dan gelen askeri veteriner hekim Godlewski'nin el yazmasıyla hazırlanmış ders notları var. Dersler Almanca anlatılıyordu ve bir çevirmen yardımıyla eski Türkçe'ye çevriliyordu. Örneğin dolaplarımızdan birinde 1842 yılında tutulmaya başlanmış olan o el yazması ders notlarını göreceksiniz. Neyzen Tevfik'in kardeşidir. Şefik Kolaylı'nın buluştuğu bir odamız var. Yani veteriner tarihinde iz bırakanlar konseptiyle yaptık ki orada da çok özel objeler var. Şefik Kolaylı'nın bağışladığı doküman arasında, arşiv belgeleri arasından çıkan 3 telgraf var. Kurtuluş Savaşı yıllarında Celal Bayar'ın vekaleti döneminde yine sığır vebası büyük bir felaket. Yani bir yandan düşmanla mücadele edilirken bir yandan hayvan hastalıklarıyla mücadele ediliyor, savaşılıyor. Ve Şefik Kolaylı savaş yıllarında gerçekten çok önemli görevler yürüten bir veteriner hekim. Celal Bayar'ın Şefik Kolaylı'ya çekmiş olduğu bir şifreli telgraf var. 3 sayfalı ve sığır vebasının yol açtığı felaket nedeniyle derhal göreviniz şuraya gelin ve hani burada savaşın diye çok yani etkili cümlelerle kurulmuş şifreli bir telgraf aslında. Daha sonra rivayet olunur ki Celal Bayar vekaleti bitiyor ve diyor ki ben sığır vebası yüzünden vekaletten düşeceğimi bilseydim meclisin önünden sığır vebası serumu akıtırdım dendiği rivayet ediliyor. Telgrafların yani Kurtuluş Savaşı yıllarında bir veteriner hekime çekilmiş 3 kopya şifreli telgraf var. Yani başka bir yerde onları da bulma şansınız yok.
göz önünde olan bir figür. Orada galiba Ankara Üniversitesi'nin 1933'te mi kurulduğu bir şey yazılmış herhalde. Galiba. Yani ben görmedim.